Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Evet haftanın son günündeyiz ve haftanın son gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi, kulisi programı ile sizlerleyiz. Bugün Ankara kulislerinde konuşulanlardan ziyade insan hakları eylem planı diye bir plan açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. ayrıntıları var. yüzlerce maddeden oluşuyor. Yüzlerce faaliyet planlanıyor. Tabii İnsan hakları eylem planı açıklandıktan sonra da eleştiriler devam etti AKP iktidarına özellikle muhalefetten Cumhuriyet Halk Partisi'nden HDP'den sanki 19 yıldır kendileri iktidarda değilmişçesine bir program açıkladılar biçiminde bir eleştiri geldi. Tabii bu eleştirini, eleştiri e, dozunu arttırarak devam ediyor ama bugün e, işte AKP döneminde ne oldu ne bitti e, soruları yerine başka bir noktaya bakmak gerekecek. Çünkü AKP döneminde açıklanan her belgenin ya da atılan her adımın arkasında başka bir şeyler gizli. Örneğin insan hakları ile ilgili bu hamlelerin arkasında aslında bir yerde... E, Avrupa Birliği ile ilişkilerin sıklaştırılması yeniden yüzü batıya dönme çabası e, var tabi bunun en e, temelinde ise tabi ki ekonomik koşullar var e, malum enflasyon rakamları açıklandı enflasyon yükseliyor dolar ve euro yeniden hızlı bir yükselişe geçmiş durumda İşte tüm bunlar olurken de e, ülke içerisinde hukuk konusunda özellikle güvence konusunda yani ciddi eleştiriler var. İşte tüm bu ciddi eleştirilerin ardından da böylesi bir plan açıklandı. Her şey Berat Albayrak'ın istifasının ardından e, reformlara başlıyoruz söylemiyle geldi. Tabii tüm bunlar da tüm atılan adımların altında bir ekonomik gerekçenin olduğunu gösteriyor. Bu İnsan hakları konusunda yapılan açıklamalar içinde geçerli. Nasıl diye soracak olursanız şöyle başlayalım. Malum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan insan hakları eylem planını açıkladı ve dedi ki hiç kimse eleştiri ve düşüncelerini açıkladığı için özgürlüğünden mahrum bırakılmayacak dedi. Peki işin aslı ne? Şöyle diyelim bir Avrupa Birliği projesinden bahsedeceğiz size. Yani bu açıklamanın altında yatan Avrupa Birliği projesinden bahsedeceğiz. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 200 bin avro. Yani çok ciddi bir rakam değil ama e, tabii bir devlet bütçesi için ciddi bir rakam değil ama, iyi bir rakam. Ve yatay destek programı bu e, uygulama ve tamamını e, tamamına ayrılan bütçede yani Avrupa Birliği'nin tüm dünyada kullanacağı bütçede 41 milyon avro düzeyinde ve %85'i Avrupa Birliği'nden %15'i de Avrupa Konseyi tarafından sağlanıyor. Ve 1 Eylül 2019 tarihinde başlayacak proje 18 ay sürecek yani 1 Mart 2021 tarihinde bitecekti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürenin dolmasına çok kısa bir zaman kala yani Türkiye'ye verilen bu sürenin aslında e, doldu, dolmasına yakın hatta dolduğu gün neredeyse çıktı ve insan hakları eylem planını açıkladı. Tabi buradan ayrılan bütçede 1 milyon 200 bin avro oldu ve buna dair de çalışmalar yürütüldü. İşte tüm bu çalışmalar... E, destek grupları oluşturuldu, görüşmeler yapıldı, e, çeşitli yerlerden görüşler alındı. Tabii ki AKP iktidarının kendi istediği yerler olması kaydıyla. işte burada harcanan tüm giderlerde Avrupa Birliği tarafından karşılandı. Yani burada sadece yüzümüzü batıya dönelim, Avrupa Birliği ile ABD ile ilişkilerimizi iyileştirelim adımı değil, bunun paralelinde aynı zamanda da gördüğümüz üzere finansmanı dahi Avrupa Birliği'nden gelmiş gibi görünüyor. Öte yandan işte tüm bunlar şunu biliyoruz ki batı ile yakınlaşma Avrupa Birliği kriterlerini karşılama amacı taşıyor. Örneğin iklim değişikliği ile ilgili bir belge açıklandı. Ve bu iklim değişikliği belgesini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. O da Şubat ayında açıklandı. Sonuç bildirgesiydi aynı zamanda. Peki bu bildirgeyle birlikte gerçekten bir şeyler değişiyor mu? aslında değişmiyor. Şöyle bakalım. AKP 19 yıldır Türkiye'de iktidarda ve 19 yıldır 550 milyon ton asfalt serildi. 1 milyar ton çimento döküldü, yarım milyar ton kömür ithal edildi ve 1.7 milyar ton kömür yakıldı. Elde edilen enerji kadar da gazı ve varil varil ithal petrol de bunun cabası. Ee, yani 2020 yılında 984 iklim felaketinin sadece e, dünya genelinde iklim felaketinin meydana geldiği yılda e, 2021'de açıklanan plana baktığımızda e, şunu görüyoruz ki yine Avrupa Birliği'nin bütçesiyle Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanan e, kriterleri karşılamak için hazırlanan o program ve o programın sonuç bildirgesi bizlere aynı zamanda AKP'nin kendi döneminde yarattığı tahribatları da aslında ortaya sermiş oluyor. Totalde baktığımızda aslında şunu anlamamız gerekiyor. İnsan hakları eylem planı ya da iklim değişikliğiyle mücadele programı adına ne dersek diyelim. Bunlar tamamen kağıt üstünde kalan hiçbir şekilde uygulanmayan ve kendi içerikleriyle Tezat üreten bir iktidarın ürünü yani insan hakları eylem planı bir de bu noktadan bakılması gereken bir yerde diyelim Ankara kulisini noktalayalım haftaya Ankara kulisinde yeniden görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.